Bunun hiç mi istisnası yoktur? Birinin yaptığı bir şeyi bir başka yerde anlatabilmenin hiç mi istisnası yoktur denirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğümüz örnekleriyle başta mazlumun bir başkasının kötülüğünü kendisine karşı işlediği kötülüğü anlatma hakkı var. Yoksa kötü şeylerin dile getirilmesini Allah Azze ve Celle zinhar sevmez. La yuhibbullahu cehra Diyeceksiniz ki tam da Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şey işte falanca yapmış deşifre ediyorum kimse yapmasın diye diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak diyor ki ben yasakladım doğru ama kullarım bunu düşeni olur kalkanı olur hepiniz bunun bir parçasısınız. Böyle etrafta herkes bunu deşifre ederse kötülüğün şuyu vukuunu tetikler. Sonra vukuundan beter hale gelir. Yani bir tane fiil, kötü fiil vuku bulmuş. Onun şuyu'u yani yayılması, speküle edilip çoğaltılması başkalarına bulaştırır. Birken on olur, yüz olur. O yüzden Allah kötü fiillerin konuşulmasını sevmez. La cahra bis su. Kişi bir başkasının kötü fiilini konuşurken de gıybetini yaparken bunu düşünmeli hatta kendisinin vaktiyle yaptığı bir kötü fiili konuşmaktan bile imtina etmeli ki insanlara bulaşır korkusuyla. Allah kötü şeyin konuşulmasını sevmez. Oldu bir şekilde yaptık ettik, hiç olmamışçasına diplere attık. Sadece tövbesini aklımıza, hatırımıza geldikçe Allah'ın huzurunda mağfiretini ezilerek, büzülerek, gözyaşları eşliğinde yapmasaydım keşke diyerek tam bir pişmanlıkla sadece buna yarar. Yoksa başkalarına anlatıp şöyle şöyle yaptım, böyle böyle yaptım veya falanca yaptı, filanca yaptı. Kötülüğün konuşulmasını Allah sevmez. La yuhibbullahul cahra, cahr, açıktan, içinden konuş. Kendini onu on kere söyle, yüz kere söyle. Kendini bundan ötürü kına, levmet. Allah Azze ve Celle huzurunda bunu o kadar içten kendi başına mağfiretini dileyerek seslendir ki Cenab-ı Hak seni bağışlasın. Orada çok işe yarar. Kulun, yani günahın bir iyi tarafı varsa derler, o da Allah Azze ve Celle'ye önünde ezik, mahzun, pişman bir halde rahmetine muhtaç. Bu zillete el vermesi, bu zillete kişiyi e, hazırlaması, buna düşürmesi, o bakımdan. Ama yoksa başkalarıyla açıktan konuşulması, paylaşılması. Cenab-ı Hak dedi ki ben sevmem. Sevmediğim bir şey yapmak istiyorsanız buyurun yapın. Biz demek ki birinin kötülüğünü konuşurken Allah Azze ve Celle o esnada bizi sevmiyor. Allah'ın sevmediği bir şey değil, hiçbir şey sevmez. Ortamdaki varlıklar, nesneler bunlar Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eden varlıklar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı. Zerresinden küresine kadar, atomdaki parçacıklarına kadar Cenab-ı Hakk'ın yaratıkları onun hoşlanmadığı şeylerden onlar da hoşlanmazlar. Ortam aleyhimize dönür, döner. Kararır, asıl lekelenen, asıl kötülenen, bak şunu hele ne konuşuyor denilen biz oluruz. Cenab-ı Hak dedi ki, مَا يَلْفِظُ min قَوْلٍ Ağzından bir tek söz çıkmaz ki, illa لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ İlla ki onun yanında, onun dikkatle takip eden bir gözcü vardır. Bunlar iz yetelakkal yani sağlı sollu yani yemini ve şimali kaid sağlı sollu oturmuş ve kulun ağzından onlardan habersiz tek bir cümle çıkmaz. Onlar bizimle beraberler. Görmediğimiz bir boyutta her an yanımızda geliyorlar. Ölümle birlikte boyut açılınca önümüze onları da göreceğiz. Cenab-ı Hak dedi ki, لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ Sen bunu görmez bir haldeydin. Ama şimdi perdeni kaldırdık. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ hadid. Şimdi görüşün çok keskindir, her şeyi görüyorsun. Bu mutelakkiyen, bu sağında solunda oturmuş bulunan melekler, o kişinin bak burada ne konuşuyor, kaydederler. Sonra o gidip o kişi başka yere gider, o gittiği başka yerde eski önceki ortamdan birileri olsa konuşmaz. Ya diyecek orada adam met ettik şimdi burada gıybetini yapacağız ama bak şunlar da oradaydılar demesinler şimdi orada onun hakkında konuşuyor diye konuşamaz. Ama hep beraberinde taşıdığı yanında bulunan melekler onun bu haline her zaman tanıktırlar. Hele bak şunu orada ne dedi şimdi burada nasıl konuşuyor bak şimdi de burada böyle konuşuyor diye bizim kendimizle yüzleştirsek kendimizi utanacağımız bir biçimde her an onlarla beraberiz. Allah azze ve celle dedi ki sadece ben değil meleklerin de size tanıklar. Allah azze ve celle'nin zatı zaten her an bizimle beraber ve bize tanık. O mekum, maakum eynema kuntum. Hani Allah'tan korkmuyorsak bari kullarından utanalım diye meleklerin de bize bizimle beraberken bunu kaydedip dururken durumumuza tanık olduklarını bilelim. Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun Ağzından tek bir söz çıkmaz ki illaki etrafında bulunan o melekler onu gözetlemekte ve kaydetmekte. Ama zulme uğramış olsa ve uğradığı zulmü anlatmak, hakkını aramak için Cenab-ı Hak onu istisna etti. La يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٰئِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ zulim. Ancak zulme uğrayan hariç. Zulme uğrayan kimse hakkını aramak için bunu söyleyebilir. Ama ilgilisine söyleyecek. Bu hakkı arayacağı makamdakilere anlatacak. Götürüp ulu orta hakkını hele, hele hele hakkını almışken anlatmaya devam ederek değil. Zulme uğradığı, zulmü izale edilince o artık ondan e, kesilmiş bulunmalı. O da onu anlatmayı bırakır. Yahut nasihat isteyen biri olursa gelirse kendisine dese ki ben bir görüş danışmak istiyorum sana. Falanca mesela hakkında benimle evlilik yapmak istiyor. Sen ne dersin diye yani istişare yapacak olsa istişare yapıldığı durumda da kişinin kendisinin görüşüne danışan kimseye bilgiyi o özel ortamda ve o özel bağlamda e, vermek hakkı var. Buna dair bir örnek olarak Resulullah'tan Fatıma binti Kays'ın gelip Hazreti Peygamber'e iki taliplim var. Hangisine varayım? Ne dersin diye görüş sorduğunda kimdir bunlar diye sordu. Biri Muaviye, diğeri Ebu Ceh'miş. Hazreti Peygamber her ikisiyle de ilgili Fatıma binti Kays'a bilgi verdi. Ve verdiği bilgi de onlarla alakalı durum belli ki uygun görmemiş. Emma Muaviye tu fasalukun la Muaviye gelince pek bir, bir malı yok. Yani senin ihtiyaçlarını, evlilik ihtiyaçlarını giderecek durumda değil. Bugün evlen desen Muaviye ile yarın gelirsin dersin eve bakamıyor. Dolayısıyla ee, ben benimle istişare ettin. Durumu budur. Hani bilerek evleniyorsan git evlen. Ama ekonomik durumuyla alakalı vaziyet bu. Korkarım senin hakkını yerine getiremez. Buna dair mali gücü olmadığını biliyorum. Ebu cehme gelince, velaya da'u asahu anatiqui. O da sopasını omuzundan indirmez bir kimsedir. Yani yani aile içerisinde seni e, darp etmek suretiyle e, rahatsız edebilir. Biraz adamın durumu bu diye. Onlar hakkında bildiği normalde Resulullah'ın ağzından bıçak kesen çıkmayacak bilgi bu özel bağlamda ve özel ortamda o kadıncağıza ifade edildi. Diyeceksiniz ki biz niye duyduk? Biz de bu kapsamı öğrenmek için duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen ortamdakilerin de al bak Allah'ın elçisi bunu onun hakkında söyleyebildi demesini bu böyle bir bağlamda söylenebilirin bilinmesi bilinirliği açısından olsa gerektir. Yoksa eğer risaleti, nübüvveti ve örnekliği olmasaydı, bu açıyı ve bu bakımdan bize öğretmek gibi bir sorumluluğu olmasaydı, böyle bir hadiseyi de ondan belki hiç bilmeyecektik. O bakımdan insanlar hakkında onların kendileri için hoşlanmadıkları bir şeyi, gıyaplarında konuşmanın bu son derece dar istisnai aralığı bile gösteriyor ki, genel manada bizim ağzımızı onlar hakkında bıçak açmamalı ve artık bir rejime başlamalıyız. Envai çeşit etlerden değil, kardeşlerimizin etlerinden. Eyuhibbu ahadukum en ya'kula lahma ahihi biriniz kardeşinin etini yemeyi ister mi? Fakarihtum. <laughs> Bundan hoşlanmadınız. Bundan tiksindiniz. O zaman uzak durun. Akulu kavli da ve estağfirullah el azim li ve lekum mu'minin.